Hepinize merhabalar, bu videoda Windows 11'de C diskini bölerek nasıl D diski oluşturabileceğimizi göreceğiz. İşleme başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve 1000 abone hedefime daha hızlı da ulaşmamı sağlayabilirsiniz. İşleme başlamak için görev çubuğundaki arama simgesine tıklıyoruz ve sabit disk yazıyoruz. Sabit disk bölümleri oluştur ve biçimlendir seçeneğini tıklıyoruz. Açılan pencerede C diskinin üzerine sağ tıklıyoruz ve menüden birimi küçült seçeneğini seçiyoruz. Küçültülecek alanı belirledikten sonra küçül butonuna tıklıyoruz. İşlem tamamlandıktan sonra oluşan ayrılmamış bölümün üzerine sağ tıklıyoruz ve açılan menüden yeni basit birim seçeneğini seçiyoruz. Açılan pencerede sonraki butonuna tıklıyoruz ve oluşturacağımız birimin boyutunu belirleyip sonraki butonuna tıklıyoruz. Bu kısımda oluşturacağımız sürücüye istediğimiz bir harfi atıyoruz ve sonraki butonuna tıklıyoruz. Daha sonra hiçbir ayara dokunmadan sonraki ve son butonlarına tıklıyoruz. Bu sayede gördüğünüz gibi C diskini bölerek yeni birimi oluşturmuş oluyoruz. Eski haline döndürmek için yeni birimin üzerine sağ tıklıyoruz ve açılan menüden birim sil seçeneğini seçiyoruz. Uyarı penceresinde bu işlemin yeni birimdeki tüm dosyaları sileceği söyleniyor. Evet butonuna tıklayarak birimi siliyoruz. Son olarak C diskine sağ tıklıyoruz ve birim genişlet seçeneğini seçiyoruz. Açılan pencerede hiçbir ayarı değiştirmeden sonraki butonuna tıklıyoruz. Bu sayede ayrılmamış alan C disk ile tekrardan birleştirilmiş oluyor. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.